şöyle. Yukarıdaki kararlardan hangisi seçilen ulusal iradenin baskı altında kalmasını önlemeye yöneliktir? Mebusan meclisi İstanbul dışında toplanmalıdır. Milli kuvvetleri etkin ulusal iradeyi hakim kurmak esastır. İstanbul'daki tutuklanma kaşalanındaki itiraz iradesi subayla tutuklanmalıdır. <laughs> Balkanlar tek tek bakanlar tek tek meclis tarafından seçilmeli. Kuvayi Milliye birlikte düzenli orduya katılmalıdır. Şimdi buradaki kararlardan hangisi e, ulusal iradeyi e, baskı altında kalmasını önlemeye yöneliktir. Şimdi bu kararlardan arkadaşlar birincisi Osmanlı Mebusan Meclisinin İstanbul'un dışında toplanmasını istemek ne demekti? E, meclis işgal altında bulunan İstanbul'da toplanırsa kendi başına karar alamaz, baskı altında olacağı için e, rahat bir şekilde çalışamaz. Dolayısıyla e, Mustafa Kemal e, Mebusan Meclisi son mebusa meclis toplantısının İzmir, Ankara ya da işgal edilmemiş bir yerde toplanmasını istiyordu ki eğer bu meclis tekrar İstanbul'da toplanırsa İstanbul o dönem İngilizlerin yani Birinci Savaşı sonrası İngilizlerin neyine girecek e, işgaline burada rahat rahat karar alamayacak. Dolayısıyla burada e, ulusal iradenin baskı altında kalmasını önleme amacıyla son Osmanlı mebusa meclisi İstanbul değil farklı yerde toplanması e, istenmiştir. Dolayısıyla hocam cevap çıkımız e şıkkıdır sevgili dostlarım. Dokuzuncu sorumuza geldik. Güzel bir soru yine. Sorumuz aynı şu. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Lozan Bartış görüşmelerinde 20 Kasım 1922'de başlamıştır. Bu görüşmelerde TBMM kapitülasyon, İstanbul'un boşaltılması, Musul vermeni Ermeni yurdu konusunda hiçbir görüşmeye yanaşmamıştır. Demek ki kesin bu konularda benim dediğim dışında hiçbir şey olmayacak deyip herhangi bir görüşmeye katılmıyor. Görüşmeler her iki tarafın da kendi tezlerine ısrarcı olmaları nedeniyle 4 Şubat 1923'te kesilmiştir. Şimdi biz bu bilgiye dayanarak bu soruları çözerken genelde bize verilen bilgilere sadık kalmamız gerekiyor arkadaşlar. TBMM'deki görüş ayrılıkları Lozan Konferansı'nın olumsuz e, konferansına olumsuz yansımıştır. Şimdi burada e, TBMM içerisinde görüş ayrılıklarının olduğu ve konferans aslı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Doğru cevap şıkkımız A'dır diyelene bakacağız. İtiraf devletleri yeni Türk devletinin tam bağımsız tanımlamak istememiştir. Bakın özellikle TBMM kalkülasyon İstanbul'un boşaltılması Musul ve Ermeni yurtluk konusunda Türkiye TBMM'e geri adım atmayınca diğer devletler de bu konferansın kesintiye uğramasını izin vermişler. Dolayısıyla özellikle bu konular bağımsızlığı içeriyordu. Dolayısıyla bağımsızlığını tanımak istememişti ilk anlamda. İtiraf devletleri ekonomik ayrıcalıklarını kaybetmek istemiyor. Mesela nereden anlıyoruz? Özellikle de kapitülasyonların devamını istiyor. Ama TBMM kesinlikle kapitülasyonların kaldırılmasını istiyor. Hatta bunun görüşülmesine kesinlikle yanaşmıyor. TBMM uluslararası alanda etkili olmaya çalışmıştır. Çünkü TBMM bu Lozan Konferansı'nda bağımsız bir devlet olan Türkiye bağımsızlığını kazanarak uluslararası alanda etkisini artırmaya çalışmıştır. TBMM Misak-ı Milli'den ödün vermek istememiş. Neden anlıyoruz? Özellikle de İstanbul'un boşaltılması Musul ve Ermeni yurdu konularında hiçbir şekilde tartışmaya girmemiştir. Dolayısıyla özellikle de e, Misak-ı Milli'de bunların Türkiye toprak olduğu e, ifade ediliyor. Burada e, çıkarmayacağımız sonuç TBMM'de göç ayrılıkları Lozan Konferansı onun etkin yansımıştır. Bu ibare yoktur. Dolayısıyla Hoca Do